birçok açıklama var. İran Kızılayı durum çok ciddi, henüz helikoptere ulaşılmadı dedi. Zaten aradıkları bölgede de olmadığı bilgisini az önce reklam öncesi aktardık izleyicilerimize. Şimdi arama kurtarma ekipleri farklı bir noktaya yöneldiler. O bölgede bulundukları alandan 3 saat ileride. Bu durumun aslında ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Önce gidilecek, bulunacak ve o bölgede varsa tespit. Evet, orada da varsa tabii. İlaveniz buyurun hocam. Ben aslında burada Coşkun komutanımdan biraz farklı düşünüyorum. Bu eğer gerçekten bir suikastse, bir terör saldırısıysa burada aslında bunun ilerleyen süreçte bir taşeron örgüt, bir devlet tarafından değil ama bir taşeron örgüt tarafından üstlenebileceğini düşünüyorum. Daha evvel de İran devrim muhafızlarına karşı suikastler çok fazla olmuştu. Bunları konuşmuştuk. Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü biliyoruz. Kasım Süleymani'nin anma törenlerinde yine bomba patlatıldığını, orada 103 kişinin öldüğünü biliyoruz. O açıdan baktığınız zaman aslında bunlar eğer bir suikastse, eğer gerçekten bir kaza değilse Orta Doğu'yu karıştırmaya yönelik hareketler olacak. Ve İran eğer bu gerçekten bir terörist saldırı ya da bir suikast olduğu saptanırsa mutlaka intikam alacak. Aslında İsrail'in istediği şeylerden bir tanesi de bu değil miydi? Yani İran'ı karıştırmak değil miydi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada biz mutlaka bildiğiniz yollardan değil ama başka bir şekilde intikamımızı alacağız dememiş miydi? Bunları dedi ama bunun karşılığında İsrail'in yaptığı saldırı aslında çok, tırnak içerisinde çok hafif bir saldırı olarak kalmıştı. O yüzden eğer İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin yakınlaşması durumu söz konusuysa, Irak'taki kalkınma yolu söz konusuysa, Irak'taki yapılanma içerisinde Barzani özellikle İsrail'in buradan elini çekmesi konusunda bastırıyorsa, bu konuyla ilgili İran'la da görüşme yaptıysa elbette ki bu başka devletleri rahatsız edecek bir şey. Ama eğer bu bir suikast olarak gösterilmezse ve bunun üstü kapatılırsa, kaza denirse ve İran bunu sahiplenirse, bunun kaza olmadığını sahiplenirse o zaman bundan sonraki süreç aynı şekilde devam edecek. Yani Orta Doğu'yu karıştırma planı, İran'da huzursuzluğu, İran'daki güven ortamını bozma planları gerçekleşmemiş olacak. O yüzden ben bunun, bu saldırının ya da işte bu suikastin illa bir devlet tarafından üstlenilmeyeceğini ama taşeron örgütler tarafından, çünkü dünyadaki şu dönemdeki huzursuzluklar, güvensiz ortamlar nasıl sağlanıyor? Korku ortamı, korku iklimi nasıl yaratılıyor? Bu örgütler tarafından, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin örgütleri var, çeşitli taşeron örgütleri var. İran'ın örgütleri olduğunu biliyoruz ve aslında dünya üzerindeki saldırılar, dünya üzerindeki güveni, huzursuzluğu bozma teşebbüsleri bunlar üzerinden gerçekleşiyor. Ve ilerleyen dönemde eğer Cumhurbaşkanı'nın bir suikaste kurban gittiği ortaya çıkarsa, şimdi bunun üzerine komplo teorileri üretilmeye başlayacak ve belki burada çeşitli örgütlerin, çeşitli terör gruplarının isimleri zikredilmeye başlayacak. Bu elbette ki İran'ı huzursuz edecek ve karşı saldırıya mutlaka geçecek. Yani bir intikam alma çabası içerisine girecek. Bu İran'ı karıştıracak bir şey mi? Evet, İran'ı karıştıracak bir şey. Bu Irak'taki kalkınma yolu projesine sekte vuracak bir şey mi? Evet, sekte vuracak bir şey. Bu bizim Irak kara harekatımız konusunda ekstra güvenlik tedbirleri almamızı gerektirecek bir durum mu? Yani aslında bunu yapan bir örgüt varsa bir taşla pek çok kuş vurmuş oluyor. Bu huzursuzluğu, Orta Doğu'daki bu güvensizliği harlamak açısından baktığınız zaman. Şimdi... Tabii özellikle Cumhurbaşkanı'na yapılan bu suikast diyelim, eğer suikast ise bunu mutlaka yapanın bir sonuç bekleyerek yaptığını ben düşünüyorum. Ve İran bu konuda sessiz kalmayacak eğer bunu bilirse, ki İran gibi bir devletin gerçi bugün bir cumhurbaşkanını koruyamadığını, 79 model bir helikoptere bindirdiğini, bu helikopterin sinyal verme yetisine bile sahip olmadığını konuşuyoruz ki... Arada da konuştuk, bu kadar yapay zekanın, işte teknolojinin geliştiği bir dönemdeyiz. İsrail'in kullandığı Lavender isimli işte o katilden bahsediyoruz. Yapay zeka ile insanları öldürmesinden bahsediyoruz. Ama ne kadar dağlık bölge olsa, ne kadar ormanlık bölgede de olsa bu helikopter düşse de aslında kısa süre içerisinde böyle bir dönemde yapay zekanın geliştiği, işte İHA'larla o bölgenin tarınabileceği bir dönemde bulunması gerekiyordu diye düşünüyorum. Tabii bu kadar uzun süre bulunmaması bunun bir terör saldırısı, bir suikast olabileceği düşüncelerini de arttırıyor bence. O yüzden bundan sonra Orta Doğu'nun, eğer bu bir terör saldırısı, Orta Doğu'nun karışmasına ilişkin çeşitli planlar bunun akabinde devreye girebilir. Sadece Cumhurbaşkanı'nın, reisinin umarım ölmemiştir ama eğer öldürüldüyse bunun akabinde de bir takım suikastler gelebilir. Bu sadece İran içerisinde değil, farklı ülkelerin içerisinde de biz bu suikastleri görebiliriz. Ha, bu kimin işine yarayacak? Bu ilk başta İsrail'in işine yarayacak. Bu Irak'la Türkiye ilişkileri açısından düşündüğünüz zaman, Azerbaycan-İran ilişkileri açısından düşündüğünüz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yarayacak. Ama bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri İran'la İsrail'in kapışmasını istemiyordu ve İran'ı baskılamaya çalışıyordu o bölgenin karışmaması için. Ama dediğim gibi süreç öyle çok ilerliyor ki, yani bu mesela Türkiye-Irak yakınlaşması beklemedikleri bir şeydi. Orada işte Barzani'nin İran'la görüşmesi Mayıs başında, çok ileri düzeyde ağırlanması beklenmedik bir şeydi. O yüzden ben bu meselenin bu kadar kolay üstünün kapatılmayacağını, eğer suikastse ve bir terör saldırısıysa bunun devamının geleceğini ama bunun Orta Doğu açısından da hiç iyi sonuçlar doğurmayacağını herkesin, bu coğrafyada yer alan bütün devletlerin güvenliğini tehdit edeceğini ve buna ilişkin ekstra önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum diyebilirim bu konuyla ilgili olarak. Şimdi Göksu Hanım, bir son dakika haberi var isterseniz. Buyurun. Şey yapayım. İran Devrim Muhafızları Komutanı helikopterin kesin yeri belirlendi diye bir açıklaması olmuş. Bu da Tasnim Haber Ajansı veriyor bunu. Kolluk kuvvetleri bu tarafa yönlendirdik diyor. İRİB'e konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari de olayın başında Tebriz Cuma imamı ile 2 kez görüşmeyi başardılar. O kendisini iyi hissetmediğini ve ambulans seslerini duyabildiğini söyledi diyor. Bu da bir bilgi. Tabii ne kadar doğru bilemiyoruz onları. Yapıldı bu açıklamalar. Bu bilgiler son... Evet, paylaşıldı değil mi Demir? Gürkan? Evet, evet. Şu anda da halihazırda Devrim Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ilgili bölgede. O bölgeye gitti. Evet. Şöyle yapalım, Gürkan Demir'den rica edelim. Bizler konuşurken, konuklarımız yorumlarken bize Tahran sokaklarında gösterebilir misiniz? Gürkan Bey, normalde bu kadar kalabalık mı şu an bulunduğunuz alan? Yoksa bugün bu durum yaşanması sebebiyle insanlar sokaklara mı çıktılar? Evlerinde duramıyorlar mı? Gelişmeleri sokakta birlik içinde mi takip ediyorlar? Tam da son söylediğiniz gibi normalde de burası kalabalık ama gün içerisinde ve akşam saatlerinde kalabalık olan bir yer. Ancak bu saatte bu kadar burayı kalabalık görmek mümkün değil. İnsanlar, yere serilen halılar toplandı. Yani dua işlemi bir noktada bitti ama alanı terk etmiyorlar. Kaldırım kenarlarına esnaf tefeklerini indirmiş saatten kaynaklı olarak dükkanların önüne oturmuş durumdalar, diz çökmüş durumdalar ve dualarını etmeye devam ediyorlar. Ben size etrafı göstereyim yine. Yürüyerek... biraz karanlık ama yine görünürse eğer. Orada kadınlar ve erkekler oturuyorlar. İnternet sitelerinden mi takip ediyorlar haberleri? Evet, internet sitesinden ve yapılacak olan resmi açıklamaları. Bir yandan da bizlere kulak kesiliyorlar tabii, ne anlattığımızı anlamak için. Gürkan, bir ara internette kesinti yaşandı dendi. Bu doğru mu? Herkes elinde telefonla bakıyor. Ben yaşamadım. Herkesin elinde bir telefon var değil mi? Öyle görüyorum ben şu anda Tahran sokaklarında. Evet, herkesin telefon var. Düşecek olan sıcak notları yakından takip etmeye çalışıyorlar. Gürkan şunu soralım. Aslında bir bilgi kirliliğinden söz ediyoruz. Biz yayına başladığımız andan itibaren konuklarımızla. Helikopterin düştüğü yere ilişkin bir bilgi kirliliği olduğunu da görüyoruz. Ekipler saatlerdir orada arama çalışmalarını sürdürdüler. Ama açıklanan ve açıklanmayan bilgiler var. Bunlarla ilgili oradaki İran halkı ne söylüyor ya da sizin takip ettiğiniz durumda? Bunlarla ilgili savcılıktan bir açıklama geldi. İlk açıklama basın mensuplarına yönelik oldu. Bu tarz sansasyona yol açacak, gerçeklikle ilgisi olmayan bilgilerin paylaşılmaması istendi. Ardından İran hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı. O da yaptığı açıklamada vatandaşlar gibi kendilerinin de doğru bilgiye ulaşmak istediklerini, ancak vatandaşların sosyal medyada ve diğer yerlerde gördükleri her açıklamaya inanmamaları, ikna olmamalarını istedi. Gözlerinin ve kulaklarının hükümet yetkililerinden gelecek olan resmi açıklamalarda olması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda askeri istihbarat da konuyla ilgili açıklama yaptı. O da benzer şekilde sadece resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini istedi. Gürkan, peki bu açıklamada gecikme daha ulaşılmadı deniyor ama İran'da normal bir sonuç mu? İran genelde bu tür resmi açıklamaları hep gecikerek yapıyor. Maalesef bizim de en zorlandığımız noktalardan birisi bu. Hem geç açıklanıyor olması bazı noktaların, bazı notların, hem de bazı açıklamaların birbirini tekzip etmesi. Bu tarz şeylerle zaman zaman İran'da karşılaşabiliyoruz. Soru varsa Gürkan Bey'e sorularımızı iletebiliriz bu arada. Buyurun Sayın Yakınca, var mı sorunuz? Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Tabii alalım. Buyurun. Gürkan, şimdi İran'da reisinin bir pozisyonu var ve reisi bir anlamda İran'da birliği temsil eden birisi. Allah korusun, yani istemeyiz böyle bir şeyi ama diyelim ki reisi orada yaşamını kaybetti. Bu olay, bir de bunun suikast olduğuna ilişkin de toplumda bir düşünce hakim oldu. Bu İran'da sorunları, bölünmeyi arttırır mı, İran'ı birleştirir mi? Ne dersin? Ben az önce hem Türkiye'den gelen yardımları hem de İbrahim Reisi'nin olası bir durumda, yani hayatını kaybetmesi sonrası için bir endişe içerisinde olup olmadıklarını sordum. Yaptığımız sohbette evet, Türkiye'den gelen yardımları duyduklarını ifade ettiler. Ve bundan memnuniyet duyduğunu söylediler. Yani halk burada bile Türkiye'nin hızlı bir şekilde harekete geçmesinin ardından bu yardımı duymuş ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti İranlı halk ve bir komşu olarak yapılması gerektiğinin yapıldığını kaydettiler. İkinci soru endişelenme konusu. Bu konuya ilişkin de şu yanıtı verdiler. Daha önce de bizim çok sayıda cumhurbaşkanımız oldu. Önder isimlerimiz, işte Kasım Süleymani gibi isimlerimizi şehit ettiler. Biz bunların hiçbirinden geri durmadık. Onlar gider, yerlerine yenisi gelir. İran milleti güçlü bir millettir ve bu tarz durumlarda yenisini koyabileceğini ifade ettiler. Şimdi yaklaşık bir 5 saat oldu helikopter düştüğünden itibaren. Gürkan, 5 saattir öylece duruyor mu insanlar orada, yoksa gelen giden bir sirkülasyon da var mı? Gelen giden var. Yani 5 saattir burada değiller. Yaklaşık 2,5-3 saattir buradalar. Biz ilk geldiğimizde daha kalabalıktı tabii. Burada şu an bulunduğumuz noktada yerde halılar vardı. Yere oturmuşlardı. Daha fazla bir kalabalık vardı. Artıyordu da her dakika, geçen dakika, ama esas organize edilen dua töreni şimdilik en azından noktalanmışa benziyor. Ancak vatandaşlar yine de önemli ölçüde gitmemeyi tercih ediyorlar. Gürkan, az önce İran halkıyla ilgili bir yorum yaptın. Kimisi sabotaj olduğuna inanıyor, kimisi de kaza olduğuna. Sabotaja inananlar arkasında kim var diye şüpheleniyor. Böyle bir sohbetin oldu mu? Ya, çok netler yani bu konuda İsrail. Evet. Televizyonlar... Ya bu, tabii bir bilgiye dayanarak bunu yorumlamıyorlar en nihayetinde ama eğer bir sabotaj ihtimali varsa var olarak değerlendirenler, soru işareti bırakanlar işaret olarak Mossad'ı ve İsrail'i gösteriyor. Buyurun Sayın Yakınca. Sevgili Gürkan, kolay gelsin. Televizyon yayınlarında ya da kamuya açık alanda yapılan yayınlarda tabii biz hani dualar okunduğunu falan görüyoruz ama sen daha konuya hakimsin. Mesela yas belirtisi olan bir şey var mı? Böyle yas tutulacakmış tutuluyormuş yani, gibi. Siyah bayrak, asma vesaire falan şu an öyle bir durum söz konusu değil. Bugün aslında İmam Rıza'nın da doğum günü, aslında bir kutlamaya hazırlanıyordu İranlılar. Bu arada o atıldığı belirtilen havai fişeğin de esasında bununla ilgili olabileceğini de söyleyenler, buna dönük de bir bilgi geldi ama yine de teyide muhtaç. Yani İmam Rıza'nın doğum günü bu akşam. O kapsamda bir kutlama havası, kutlamaya hazırlık süreci vardı. Ancak bu yaşanan olayın ardından buradaki insanların en azından gözyaşı dökenlere baktığımız zaman bir yaz havası ama yine de umutlu bekleyişlerini bırakmadıklarını görüyoruz. Kutlama havasının yerine yaz havası bir anda ona döndü iş. Bir anda. O zaman şöyle sorayım Gürkan, bu Tahran'daki tablo bu. Az önce bize gösterdin. İran'ın diğer eyaletli illerinde durum benzer mi Tahran'a? Benzer. İlk etapta Meşhed'de başladı zaten dua etme olayı. Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde başladı. Orada da çünkü yani İmam Rıza'nın doğum gününden dolayı kalabalık bir kitle vardı zaten. Onlar bu olay geldikten sonra tabii iş duaya dönmeye başladı. Yani İbrahim Reisi için ve beraberindeki heyet için dua edilmeye başlandı. Gürkan, bir de İran'ın devlet geleneğini aşağı yukarı çözmüşsün. Yani geç bildiriyorlar diye. Senin tahminin bir bilgi varsa bu haber gece mi paylaşılır, yarın sabah mı beklenir? Bırakacaklarını sanmıyorum. Hızlı bir şekilde paylaşacaklarını değerlendiriyorum. Ulaşır ulaşmaz. Bu arada biz ilk yayına girmeden hemen önce onu aktarmayı unuttum. Kızılay'ın Tebriz'deki Halkla İlişkiler Birimi'yle konuştuk. Hı hı. Onlar sahadaki çalışmaların çok zor ilerlediğini, koşulların gittikçe zorlaştığını ancak buna rağmen bütün imkanları seferber edip ve umutları yitirmeden çalışmalarına devam ettiklerini söylediler. Tebriz zaten işin merkezi, kriz merkezi de Tebriz Havalimanı'nda kuruldu ilk etapta. Şimdi tabii İran halkı için de zorlu bir süreç. İran halkı sokaklarda bekliyorlar bir haber. Yine de ümitlerini kaybetmediklerini söylüyor ama ellerinde telefonlarla bekleyen bir İran halkı var. Reisinin helikopterinden gelecek o haber. Aslında tüm dünya bekliyor diyebiliriz. Buyurun hocam. Bir soru daha sorayım Gürkan'a. Gürkan, bu helikopterde bulunanlarla ilgili resmi bir açıklama var mı? Şunlar helikopterde var diye. Mürettebat dahil kaç kişi? Tam sayı açıklanmadı. Açıklandıysa da biz yayın esnasındayken görmedim. Ama bilinen, öne çıkan isimler var. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İçişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Tebriz İmamı bu helikopterde olduğu kesin. Peki, ya buna dönük açıklamalar yapılıyor zaten. Özür dilerim hocam. Şunu da bağlantılı sorayım. Bir de vali var galiba. Gürkan, bir de şunu sorayım. 3 helikopter havalandı diye biliyoruz biz. O diğer 2 helikopterin de sorunsuz indiği söyleniyor. Doğru mudur bu bilgi? Evet. Peki. Doğru. Zaten o diğer helikopterde bulunan öne çıkan isimlerden birisi de Yol Bakanı'ydı. O da şu an ilgili alanda arama faaliyetlerinde yer alıyor. Bu helikopterin pilotları veya helikopterlerden herhangi bir bilgi alınamadı mı? Havada nasıl bir şey yaşandı veya işte diğer helikopterle irtibat olup olmadığı gibi? Ona dair henüz bir bilgi görmedim, paylaşılmadı. İşte bunlar karanlık noktalar Göksu yani. Yani şöyle, özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Şimdi hava koşullarından bahsediyoruz. Aynı istikamette peş peşe uçan 3 helikopterden bahsediyoruz ama işlerinden bir tanesi bu sorunu yaşıyor. Bu da İranlılarda bir soru işareti bırakmış durumda. Evet. Doğru bir soru işareti. Evet. Pardon hocam, kestim. Yok sözünü. Ben de tam onu soracaktım öyle zaten. Aynen. Sevgili Gürkan, bu şimdi Cuma imamı diye tabir ettin ama Tebriz, bu önemli bir pozisyon mudur İran'da? Tabii, tabii kesinlikle İran İslam Devrimi liderinin temsilcisi oluyor bir anlamda. Yani Cuma imamı bölgedeki en yetkili kişi oluyor. Bütün eyaletlerin Cuma imamları var ve bu Cuma imamları o kentin en üst yetkili kişisi oluyor. O zaman çok üst düzey bir yetkili o da. Ondan onu anlıyoruz. Tabii kentteki son karar verici de diyebiliriz yani. Evet. Peki reisinin ailesinden bir açıklama oldu mu hiç? Reisinin ailesinden bir açıklama yansıdı mı? Yok, yansımadı. Evet, İpek Hocam sizin var galiba değil mi sorunuz? Vardı da Coşkun Hocam mı sordu? Sordu. Evet. Peki, şöyle şimdi aslında çok soru var, soru işaretine. Bir soru daha ekleyeyim hemen ben. Şunu merak ediyorum. Şimdi ola ki yani böyle bir acı bir haber geldi. İnşallah öyle olmaz. Diyelim ki öyle bir acı haber geldi. Hani daha önce şahit olduğum bir şey var mı? Mesela işte herhalde Kasım Süleymani'nin öldürülmesi konusu vardı. Neler oluyor daha sonrasında? Yani böyle bir şey olursa İran'daki manzara ne olur? Bizi ne bekler? Neyi görürüz İran'la ilgili? Ben de ekleyeyim. Diyelim İran ki acı bir haber gelirse yani. İran karışımı diyor İpek Hocam da. Gaffar Bey'inkine. Ya ben öyle bir beklenti beklemiyorum. Öyle bir havada görmüyorum. Zaten İranlarla konuşunca da o noktada değiller. Olabilecek şey kalabalık bir cenaze namazı olur muhtemelen. Milyonların katıldığı ya da katılabileceği bir etkinlik olur ki Kasım Süleymani'de öyle olmuştu. Daha önce şöyle bir durum vardı. Spor Bakanı tam helikopter iniş sırasında kaza kırıma uğradı ve ağır yaralanmıştı. Bir süre sonra görevden çekildi. Görevine dönmedi. Öyle bir durum olmuştu kabinede. Bu ne zaman oldu Gürkan bu hadise? Yaklaşık 1,5 yıla yakın oldu galiba. 1 ila 1,5 yıl oldu. Yeni yani. O zaman bu... O da benzer tip bir helikopterdi. Yani bu helikopter kazası İran'da yakın zamanda bir kez daha yaşandı o zaman. Evet yaşandı. Spor Bakanı vardı içerisinde. Ona dair bir soruşturma yapıldı, bir açıklama. O kaza mı denildi? Nedir resmi açıklama o olayla ilgili? Kaza kırım olarak duyuruldu. O iniş esnasında olayın yaşandığı belirtildi. Gürkan Demir, en ağır yaralı kişi de bakanın kendisiydi zaten. Şunu merak ediyorum. Aslında az önce konuklarımıza da sorduk. Olası bir suikast izi bulunursa ve İran bunu tespit ederse dünya ile açıklar mı? Paylaşır mı? Açıklayabilir. Çünkü İsrail ile yaşanan gerilim bir yandan sürerken eğer İsrail izi tespit edilirse, yani bu Suriye'deki gibi ya da Irak'ta Kasım Süleymaniye yapılandan farklı bir değerlendirme olmaz İran açısından. Ya daha ileri bir boyut değerlendirme olur ve buna uygun bir sürecin içerisine girer muhtemelen. Gürkan, peki İran'da şu an medya, gerek televizyon, gerek radyo, gerek diğer sosyal medya olayı nasıl görüyor? Nereden okuyorlar? Yani tartışma var mı? Bu iş sabotajdır, bu iş suikasttir veya normal bir kazadır diye. Zaten bunu daha tam kaza olarak da adlandırmıyor. Yani helikopter çakıldı vesaire şeklinde adlandırmıyorlar. Öyle de bir durum var. Sert iniş yaptı diye zaten ilk İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi açıklama yapmıştı. Biraz gündem de hep sert iniş üzerinden gitti. Bir de şu ana kadar halihazırda bir duman, bir alev topu ya da yangın vesaire gibi bir şeye de rastlanmamış olmasından kaynaklı olarak tam kaza olarak adlandırmıyorlar. Ben de bir şey sorayım Gürkan Bey. Şimdi sert iniş yaptı bilgisi de şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda aslında çok da kesin bir bilgi değil. Anladığım kadarıyla bu birazcık durumu idare etmek amaçlı yapılmış bir açıklama. Katılır mısınız? Çünkü kaza mı değil mi o bilinmiyor. Nereye düştüğü helikopterin bilinmiyor. O yüzden sert iniş yaptığı haberi neye dayanılarak bu şekilde bir açıklama yapılıyor? Yani durumu kontrol etmek, işte halkın galyana gelmesini önlemek, bir olay çıkmasını önlemek, işte İran devletinin kontrolü altında durum, bizim bilgimiz var demek için yapılmış bir açıklamaya benziyor bence. Katılır mısınız? Çünkü hiçbir bilgi yok. Nerede düştüğüne ilişkin, nasıl düştüğüne ilişkin, düştü mü düşmedi mi, kaza mı değil mi? Yani yaklaşık işte 5 saatten bahsediyoruz. 5 saat boyunca net bir bilgiye erişim sağlanamamış. Bu sağlanamamış tablo içerisinde bir sokaklarda isyan, galyan vesaire gibi bir tablo olmadığını görüyoruz zaten. Bunu da düşünecek olursak farklı bir yaklaşımla bu açıklamayı yaptığını değerlendirmiyorum. Ama şöyle oluyor. Mesela daha önce kentin birisine drone tipi bir şey düşmüştü. Yani 2-3 saat içerisinde netleştirildi ve kamuoyuyla açıklandı. Peki, ne oldu? Peki Gürkan, ben sana şöyle bir soru sorayım. Mesela bu sert inişin bilgisinin alınması için kuleyle veya işte pilotla bir şekilde bir temas kurulması lazım. Nereden biliyorsun? Erişilemeyen bir ve doğrudan irtibatın kesildiği yerde sert iniş kararına nasıl varmışlar? Yani diyorum. Pilot herhangi bir aksaklık, herhangi bir işte motorda güç kaybı. Böyle bir konuşma var mı? O kanaate varmak için bir görüşmenin olması lazım veya bir takım bulgulardan buna gitmen lazım. Şimdi olay tam muamma. Yani bir anda kaybolan bir helikopter halen aranıyor ama teşhis konuyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben de tam bunu da sormak istedim. İçişleri Bakanı'nın açıklamasıydı bu. Altını doldurmadı tabii İçişleri Bakanı. Evet. Şimdi bu kutlama var dedin Gürkan. Aslında oradan sonra işte o kutlama ne kutlamasıydı? İmam Rıza'nın doğum günü herhalde, değil mi? Evet. Kimin doğum günü? İmam Rıza. İmam Rıza. 12 imamdan 8.'si. Meşhed'de İmam Rıza Türbesi Meşhed'de. Meşhed'de çok önemli bir hac yeri aynı zamanda. Şehirler için. Orada bir doğum günü kutlaması gerçekleşiyor. 12 imamdan 8.'si bildiğim kadarıyla. Yani yıl dönümü olarak kutladıkları bir gün için hazırlanırken bir anda dediğim gibi tam tersi noktaya geliyor. Kutlama onun için yapılıyor. İnsanlar bir şey mi soruyorlar? Ne diyorlar orada? Evet, bir kadın, genç kadın yaklaştı. Türkiye'ye gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etmek istediğini söylüyor. Evet. Hemen anladılar senin Türk olduğunu. Evet, Türkiye'den yani Türkçe çok yaygın olunca Türkiye'den yardım gönderildi. Bunun da altını çizelim, belki kaçıran izleyicilerimiz olmuştur. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da AFAD yetkililerinden de. Bu olay da şunu gösteriyor. Türkiye ile İran'ın arasını açmak istiyorlar. Türkiye ile İran'ın arasını açmak isteyenler var. Bunu İran'da nereye giderseniz gidin bunun açamayacaklarını görürsünüz. Yani Tebriz'e gidin, Tahran'a gidin. Gürkan 2 senedir orada yaşıyor. Yani Türklerle hiç kimse kötü niyetli bakmaz. Orada gelen hemen geliyor mesela ekrana ve Türklere teşekkür ediyor. Fulya Öztürk gitmişti, hatırlarsınız orada. Neredeyse evet. CNN'deki bütün programları izliyor. CNN programlarını. Hatta konuklarının isimlerini söylüyorlardı. Yani o nedenle İran-Türkiye dostluğu gerçekten çok güçlü bir dostluktur. Bunu böyle bozmak da kolay değildir.